Yüksek enflasyon bilindiği üzere gerçekten de piyasaların dengesini bozdu. Bir taraftan girdi maliyetleri, bir taraftan iş yeri kiraları. Aynı şekilde yine artan fiyatlar karşısındaki azalan müşteri sayısı. Bununla birlikte de tabii insanların ihtiyaçlarının giderilebilmesi için, ekonominin canlanması için hem de devletin gelirini artırması için geçtiğimiz dönemlerde yapılan yeni bir yapılanma, biraz daha uzun vadeli insanların ödeyebileceği hale gelmeli. Ama tam tersine insanların bloke hesaplarına bloke koyuluyor. Zaten borçlarını ödemek için paraya gittikleri zaman mutlak ve mutlak üzerlerindeki bu paranın kaldırılması ile ilgili tamamen borçlarınızı ödemeniz lazım diyor. Halbuki bir taksitlendirme vesaire olsa insanlar belki de rahat edecek. Aldıkları parayla bu borçlarını ödeyecekler. Ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor. Ve bu şekilde ekonomide de bir tıkanma oluyor. Rekabet edemiyor. Aynı zamanda girdi maliyetlerinden, kiradan vesaireden esnaf biraz daha iş yapamaz hale geliyor. Esnafın ayakta kalabilmesi gerçekten çok önemli. Hem istihdam açısından, hem devlete vergi mükellef olan bu kesimin birçok ekonomiye katkısı olmasına rağmen bu hizmetlerden yararlanması da mümkün olmuyor. Örneğin vecibelerini yerine getiremedikleri için sağlık hizmetlerinden bile yararlanamama imkanı var. Çünkü gidip doktora muayene oluyorsunuz ama ilacınızı alamıyorsunuz. Bunun gibi esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi kredilerle sponsor ediliyordu. Yani devlet gerçekten de maliyetin altında kredi veriyordu. Tabii bu kredi miktarları esnafa bir can suyu oluyordu. Onu alıyordu. Diğer borçlarını yatırmaya destek oluyordu. Yine devlete olan borçlarını ödemede kolaylık oluyordu. Şimdi tabii finansmana ulaşmak bu durumda daha da zorlaştı. Bu gelirin ve yeniden yapılandırmanın devlete de önemli bir katkısı olacak. Mutlak ve mutlak bu mali açıdan tekrar gündeme getirilip hem insanların borçtan kurtulmasını, hem devletin gelirinin artmasını, hem piyasaların canlanmasını, hem istihdamın hareketlenmesini sağlayacak önemli bir şey. Biz bunun için diyoruz ki bir yapılandırmayla ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasını sağlanması suretiyle geçtiğimiz o 2023 yılındaki 156 milyarı çok daha üstünde devlete de bir gelir gelmiş olacak. Esnaf da, esnafın da bu mağduriyeti bu suretle önlenmiş olacak.